Bir öğrenci canlılarda karakter aktarımını modellemek istiyor. Öğrenci gövde uzunluğu karakteri bakımından çaprazlaması gösterilen aşağıdaki iki bezelyenin genotiplerini temsilen cam şeffaf ve küçük saklama kabı ve plastik opak ve camlı saklama kabına göre daha küçük olan saklama kabı kullanıyor. Verilen bilgiler yapılan modellemeye bakılarak yapılacak aşağıdaki yorumlar hangisi yanlıştır et mi? Yorumlara geçmeden önce evet bir modellememize bir bakalım. Evet burada iki tane uzun bezeli bitkisi var. Evet bunların genlerinin evet alellerinin farklı olduğunu yani bunların heterozigot olduğunu görüyoruz. Eğer bunu küçük evet A ile gösterirsek o zaman mavi kabı büyük A ile göstereceğiz. İki tane melezyon çaprazlanmış. Evet. %25 homozigot baskın, %50 heterozigot ve %25 çekinik. Evet. Genotip elde edilmiştir. Evet şimdi yorumlara bakacak olursak bir karaktere ait etki eden allelerin bazıları her durumda fenotipte etkisini gösterir ifadesi açıklanabilir. Evet baktığımız zaman bu baskın gendir. Baskın gen her zaman evet her durumda fenotipte etkisini gösterir. Bu ifade doğrudur. Yani burada oluşacak bitki uzun boylu olacaktır. Aynı karakterin alelleri canlının genotipine çift olarak bulunur ve ilgili karakter bakımından fenotip üzerinde aynı etkiye sahiptir ifadesi açıklanabilir. Bu ifade yanlıştır. Aynı etkiye sahip değildir. Çünkü evet çekinik genle baskın gen aynı etkiye sahip değillerdir. Ata bireylerden gelen allelerin F1 türündeki bireylere geçme ihtimallerinin aynı olduğu açıklanabilir. Evet. İkisinden de birer gen gelmektedir yavru döllere. Yani yavru döllere geçme ihtimalleri aynıdır. Bu ifade doğrudur. Cam saklama kapları çekinik özellikteki alleli plastik kaplama plastik saklama kapları ise baskın özellikteki alleleri temsil eder. Evet, cam kaplar çekinik alelleri plastik kaplar ise baskın alelleri temsil eder. Bu ifade doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bezelye bitkilerine tohum rengi özelliği bakımından yapılan 4 çaprazlamada kullanılan ata bezelyelerle oluşan F1 dönümünün fenotip oranları gösterilmiştir. Farklı çaprazlamalarda kullanılan ata bezelyelerden bazıları birbirleriyle çaprazlanıyor. Buna göre yalnızca verilenlere bakılarak tohum rengi karakteri bakımından diğerlerine göre daha fazla genotip çeşitliliğine sahip bezelye elde edilmesi için çaprazlanması gereken bezelye çifti aşağıdakilerin hangisidir? Evet şimdi en başta çaprazlanan ata bireylerin genotiplerine bakalım. 2 tane sarı tohumlu bezelye çaprazlanmış. %75 sarı tohum, %25 yeşil tohum oluştuğuna göre evet bu ikisinin de heterozigot olması gerekmektedir genotiplerinin. İkinci çaprazlamada evet yeşil tohumla sarı tohum bezelyesi çaprazlanmış. Yeşil tohum bezelyesi çekinik fenotip özelliğine sahiptir. Ondan ötürü %100 sarı tohum elde edilmişse o zaman evet M bezelyesi homozigot baskın olacaktır. Üçüncü çaprazlamaya baktığımız zaman ise evet burada P ve R görüyoruz. Evet, sarı tohumları bunlar çaprazlanmış. %100 elde edilmiş. Burada bir tanesinin evet iki ihtimali vardır. İkisi de homozigot baskın olabileceği gibi biri homozigot baskın, diğeri ise evet melezdür olabilir. Burada iki ihtimal vardır. Dördüncü çaprazlama gelince evet yine bir yeşil tohum görüyoruz. Burada %50 sarı tohum, %50 yeşil tohum oluşmuş. Demek ki evet burada sarı tohum heterozigottur. Homozigot baskın olsaydı %100 sarı tohum oluşacaktı. Evet şimdi burada bezelyelerin genotiplerini bulmuş olduk. Şimdi evet genotip çeşitliliğine sahip daha fazla genotip çeşitliliğine sahip bezelye elde edilmesi için diyor. Hangi iki bezelyenin çaprazlanması gerekir? Evet K'ya baktığımız zaman K ve N demiş. Evet K'nın heterozigot olduğunu görüyoruz. N'nin burada homozigot çekinik olduğunu görüyoruz. Bu durumda evet kaç çeşit genotip oluşur? Ona hemen bir bakalım. Evet burada iki çeşit genotip oluşur. Evet biri %50 heterozigot, %50 homozigot çekinik. M ve T'ye baktığımız zaman evet M'nin homozigot baskın olduğunu görüyoruz. T'ye bakıyoruz. Evet T'nin de homozigot çekinik olduğunu görüyoruz. Burada sadece bir çeşit genotip oluşur.
Evet, o da melez döldür. L ve S'ye baktığımız zaman, evet, L'nin heterozigot olduğunu görüyoruz. Evet, S'ye baktığımız zaman S, bu da heterozigottur. Yani burada evet 3 çeşit gen oluşur. Bunlar küçük A, küçük A, büyük A, büyük A ve büyük A, küçük A'dır. P ve T'ye baktığım zaman evet P ve T, evet, T küçük A, küçük A. P'nin büyük A, büyük A olma ihtimaline karşılık sadece bir çeşit genotip oluşur. Büyük A, küçük A olursa da evet burada da yine iki çeşit genotip oluşacaktır. Büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Yani burada evet L ve S'nin en fazla genotip çeşitlilik sahip olduğunu görüyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Bezelyelerde yeşil meyve rengi aleli, sarı meyve rengi aleline baskındır. Bezelyeler ile meyve rengi karakteri bakımından yapılan bir araştırmada kullanılacak ata bezelye bitkilerin genotiplerinin büyük A, küçük A veya küçük A, küçük A olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar yalnızca bu ata bezelye bitkilerin kendi aralarında yapabilecekleri çaprazlamalar sonucunda oluşacak F1 dölü bezelye bitkilerin fenotip ihtimallerini göstermek için aşağıdaki grafikleri çiziyor. Buna göre araştırmacıların çaprazlamalar için çizdiği grafiklerin hangileri doğru olabilir? Evet, burada 3 ihtimal vardır. Ya büyük A büyük A ile büyük A büyük A çaprazlanacak veya büyük A küçük A küçük A küçük A veya küçük A küçük A küçük A küçük A eşleşecektir. Birinci eşleşmeye bakarsak evet bu durumda fenotipte %75 evet yeşil meyve, %25 sarı meyve ortaya çıkacaktır. Bezelye çıkacaktır. Evet, ikinci grafik bunun için doğrudur. İkinci ihtimal gerçekleşirse burada %50 yeşil, %50 sarı çıkacaktır. Evet, eğer bu küçük A küçük A'lar eşleşirse %100 sarı çıkacaktır. Fakat %100 sarı evet grafiğini göremiyoruz. %100 yeşil olma ihtimali yoktur. Evet, bu grafik doğru olamaz. Cevabımız 1-2 C seçeneğidir. Yaprak sayısı özelliği bakımından iki farklı alele sahip olan bir bitki yeşil yapraklarında dünya genelinde yaygın olarak etkili olan bir hastalığın tedavisinde kullanılabilecek K kimyasal maddesini üretebilmektedir. K maddesinin yaprak sayısı karakteri bakımından çekinik olan alelin fenotipte etkisini gösterebileceği bitkilerde üretebildiği bilinmektedir. Bitkileri çoğaltarak K maddesi üretmek isteyen bir araştırmacı, ata bezelyelerin ve F1 döneminde bir bitkinin fenotipinin gösterildiği aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor. Bu çaprazlamalar verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Evet, yorumlara geçmeden önce bitkilerin genotiplerine bakalım. İki çok yapraklı çaprazlanmış az yapraklı oluşmuş. Yani burada evet çok yapraklının az yaprağa baskın olduğunu görüyoruz ve bunlar da evet melez döllerdir. Evet, yine az yapraklı ve çok yapraklı eşleşmiş az yapraklı oluşmuş. O zaman evet burada yine dördüncü bitkinin çok yapraklı bitkinin melez dölü olduğunu anlıyoruz. Evet, bunun genotipi zaten küçük A küçük A olacaktır. Evet, K maddesi evet yaprak sayısı bakımından çekinik olan yani evet az yapraklı olan fenotipte az yapraklı olan bitkinin etkisini gösterebileceği bitkilerde üretildiği bilinmekte. Yani az yapraklı bitkilerde üretilmektedir. Araştırmacı K maddesinin en fazla miktarda elde edebilmek için 5. ve 6. bitkileriyle aynı genotipe sahip bitkileri birbirleriyle çaprazlamalı demiş. 5 ve 6'da az yapraklı bitkileri görüyoruz. Evet, bunları çaprazlarsa evet en fazla miktarda K maddesi elde eder. Bu ifade doğrudur. 2. ve 4. bitkiler birbirleriyle çaprazlandığında da çok yapraklı bitki elde etme ihtimali %75'tir. 2. ve 4. bitkiler evet heterozigottur. Bunlar çaprazlanırsa uzun yaprak, çok yaprak, özür dilerim. Bitki elde edilme ihtimali %75'tir. Bu ifade doğrudur. Birinci ve ikinci bitkiler aynı genotipe sahiptir. Et birinci ve ikinciler aynı genotipe sahiptir. Üçüncü bitki ile ayrı ayrı çaprazlandıklarında K maddesi üretebilen bitki elde etme ihtimali %50'dir demiş. Evet, bunlar üçüncü bitki ile yani evet az yapraklı bitki ile çaprazlandıklarında et oluşacak %50 az yapraklı %50 çok yapraklı oluşacaktır. K maddesi üretilen bitki elde edilme ihtimali %50'dir. Evet, bu ifade de doğrudur. Üçüncü ve dördüncü bitkilerin birbirleriyle çaprazlanmasından K maddesi üretebilen bitki elde etme ihtimali %25'tir demiş. Üçüncü evet küçük A küçük A görüyoruz. Dördüncü ise büyük A küçük A'dır. Evet, burada oluşan
Evet, K bitkisi elde etme ihtimali %50'dir, %25. Yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. İnsanların sahip olduğu kalıtsal özellikler bezelye bitkilerine benzer şekilde yeni nesillere aktarılır. İnsanlarda siyah saç rengi aleli, sarı saç rengi aleline baskındır. Bir ailenin iki çocuğundan biri siyah saçlıyken diğeri sarı saçlıdır. Buna göre çocukların anne ve babaları saç rengi karakteri bakımından özellikleri veren çiftlerden hangileri olabilir? Evet, birinci çifte baktığımız zaman homozigot sarı saç görüyoruz. Küçük A küçük A olarak gösteririz. Heterozigot siyah saç ise büyük A küçük A'dır. Evet, babadan siyah saç rengi gelirse çocuk siyah saçlı, sarı saç rengi gelirse sarı saçlı olur. Evet, bu çift bu çocukların anneli babası olabilir. İkinci çifte baktığımız zaman heterozigot siyah saç diyor. Evet, burada da yine heterozigot siyah saç var. Evet, anne ve babada hem siyah saç geni hem sarı saç geni vardır. Eğer sarı saç genleri gelirse çocuk sarı saçlı, siyah genlerden biri gelirse siyah saçlı olur. Evet, bu ailede yine bu çocukların annesi babası olabilir. Üçüncü aile bakınca evet anneyi homozigot siyah saçlı görüyoruz. Yani büyük A büyük A'dır. Yani her halükarda çocuk evet, siyah saçlı olacaktır. Yine dördüncü de anneyi homozigot siyah saçlı görüyoruz. Yine bu çocukların anne babası evet bu çift olamaz. Cevabımız 1-2 A seçeneğidir. İnsanlarda kalıtsal olarak aktarılan hastalıkların çoğu genellikle çekinik alelleriyle taşınır. İnsanlar kalıtsal olarak aktarılan bir hastalık alelini bulundurma durumlarına göre yalnızca sağlam geni bulunduran bireyler sağlıklı, yalnızca hastalık geni bulunduran bireyler hasta, hem sağlam hem hastalık geni bulunduran bireyler taşıyıcı olarak nitelendirilir. Evet, bunları genotiplerini yazarsak evet bu şekilde olacaktır. Taşıyıcılar melez, evet hastalar çekinik, homozigot, sağlıklılar homozigot baskın olacaktır. Evet, yapılan bir araştırma sonucunda kalıtsal bir hastalığın çok görüldüğü bir ilçede bireylerin bir hastalık alelini bulundurma durumları ile ilgili veriler tablodaki gibidir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Hasta bireylerin ilçe nüfusunun toplamına göre az sayıda olması bu hastalık aleninin baskın olmadığını ispatlar. Evet, sağlıklı birey sayısı 2500 iken hasta birey sayısı 20'dir. Bu da bu hastalığın evet, çekinik fenotipte olduğunu göstermektedir. Bu ifade doğrudur. Evet, bireyler bu hastalık alelini genotiplerinde bulundurmasalar bile özelliği fenotiplerinde ortaya çıkabilir demiş. Evet, bu hastalık alelini genotiplerinde bulundurmaları gerekir. Çünkü evet hasta olmak için evet küçük A küçük A'ya sahip olmak lazım. Bu da fenotipte ortaya çıkar. Evet, bu ifade yanlıştır. Bu hastalık bakımından hasta ve taşıyıcı bireylerin çocuklarında hastalık alelinin bulunma ihtimali %100'dür. Evet. Hasta birey olduğu için bu hasta bireyden her zaman hastalık geni olacağı geleceği için çocuğa evet çocuklarda bu geninin bulunma ihtimali %100'dür. Bu şununla karıştırılmasın. Çocuğun hasta olduğunu gösterme sadece hastalık geni taşıma ihtimalidir bu. Bu ifade doğrudur. Hastalık alelini taşımayan bireylerin eşleri bu aleli bulunursalar da doğacak çocukları hasta olmaz. Evet, hastalık alelini taşımayan birey evet, sağlıklı bireydir. Ve sağlıklı birey, sağlıklı gen, hastalık genine baskın olduğu için doğacak çocukların hiçbiri hasta olmaz. Bu ifade doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Sağlıklı bir insanda 46 kromozom vardır. Kromozomların 44 tanesi vücut, 2 tanesi, 2 tanesi eşey kromozomudur. Dişi bireylerde bulunan eşey kromozomları XX, erkeklerde bulunan ise XY'dir. Aşağıdaki şemada insanlarda cinsiyet oluşumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Evet, şemamıza bakarsak annenin eşek kromozomları XX, babanınki XY'dir. Yani annelerin her durumda evet, X kromozomu gelecektir. Babadan X kromozomu gelirse evet, çocuğun cinsiyeti kız, babadan Y gelirse çocuğun cinsiyeti erkek olacaktır. Yani burada cinsiyeti belirleyen babadan gelen kromozomdur. Kız yavru bireyden sonra doğacak bireyin cinsiyetinin erkek olma ihtimali %100'dür demiş. Hayır, %50'dir her zaman. Birinci ve üçüncü bireyin kız cinsiyetinde olma ihtimalleri her iki seçimde aynı olmuştur. Evet, her bireyin kız veya erkek olma ihtimalleri %50'dir. Bu ihtimal doğrudur. Bu ifade doğrudur. İkinci ve dördüncü bireyin cinsiyetlerin oluşmasında anneden gelen kromozomlar daha çok etkili olmuştur demiş. Hayır, her zaman babadan gelen kromozomlar etkili olmuştur. Bu ifade yanlıştır. Bireyin ailenin kaçın çocuğu olduğu taşıyacağı eşey kromozomu çeşidini belirler. Hayır, bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir.